Evet, Fevziye Karatens'in önünde duruyorsun Ayhan abi. Şimdi ne tarafa doğru gidiyoruz? Şimdi şu Hamidiye Otel yazan yerde demin gördüğümüz Leyli Kız Mektebi. Tamam. Oldu. Devam. Evet. O... Şimdi de demin Hüseyin'in söylediği Mahmudiye Çeşmesi varsayılan tam oturduğumuz yer. O otelin ismini ben aklımda tutamıyorum. O otelin Silivri'de önünde galiba. arkadaşımız bize çay kahve ikram etti. Orada oturuyoruz. Evet. Bir görsel paylaşıyorsun bu sırada bizimle. O da arkadaki Gideceğimiz yeri gösteriyoruz. Evet. Burayı karakolun gösteriyoruz. olduğu yer. Evet. Şimdi arka plana biraz baksınlar arkadaşlar. Mesela Büyükşehir Belediye binasının yeni yapılma aşamasını göreceğiz biraz sonra. Birebir aynı görüntü. Bakın 18 sekvanların caminin yanında türbe duvarı yani mezarlık duvarı da görünüyor. Bir sonraki resimde hepsini göreceksiniz. Durduğumuz yeri de tam anlayacaksınız. Bakın arka planlarından. Bu caminin önündeki konak mı Evet, Sekvanbaşı Ağa Konağı yani abi? karakol, demin haritada gördüğümüz karakol. Oh. Aynı bina, önce Sekvanbaşı Ağa Konağı oldu, sonra karakol oldu, sonra nikah salonu oldu. Ve bugün yok. Yok. O boş, Orası boş meydan gibi zaten. boş alan şimdiki yeri. Evet, şimdi Şehzade Camii'nin civarındayız tekrar. Bu sefer caddeye geri istikamette yürüyeceğiz. Bu 1919 yılından bir fotoğraf. Burada işte karşıda o taşı görüyoruz. Ben bir şey ısrarla vurgu yapmak istiyorum. Hemen taşın arkasındaki yer şu an öyle değil, yok. Suluk diye geçiyor Osmanlı'da. Yani su haznesi, su deposu. Bakın iki Evet. duvarın birleştiği yerin hemen arkası. Ağacın altı. Evet orası. Yani orada bir su deposu var. Su haznesi var. Varmış. Daha sonra oraya Osman Baba taşınacak galiba, değil mi? Evet, Osman Baba türbesi oraya nakledilecek. Evet. Evet, geliyoruz meşhur Osman Baba'ya. Ondan önce yine eski karakolun olduğu bölgede. Karakolun önünde duruyoruz biz, camiye bakıyoruz. Tabii aynı zamanda da Meşatlık Kapısı da orası. Yani mezarlık kapısı. Evet. Epey de geniş bir cadde aslında. Düzenlemenin yapılmasından sonra çekilmiş Evet. Bakın şimdi sağ bir. tarafa bakın. O yapıların hiçbirisi yok. Görüyor musunuz? Ne kadar büyük. Yani tabii tekrar yapılacak oraya. Bir sıra binalar yapılacak. Yani Fevziye Kıraathanesi falan filan bence onlar da yok. O görüntüde değil ama Celal Ağa Evet. Konağı falan hiçbirisi yok bakın sağda. Ne kadar büyük. Tam seyredenler anlasın diye söyleyelim. Sol tarafımızda o yine en yüksek yapı Ferah Sineması. Evet. Oradan bize doğru gelirsek Turan Sineması. Yarım yamalak da olsa karşıda Letafet Apartmanı da görünüyor. İstersen bir işaretle göster, yakınından gösteririz. Evet. Evet, orası. Ben tabii tramvaydan ne istenmiş onu çok iyi anlayamıyorum. Siz tramvayın kalkmasına ne mana veriyorsunuz? Evet, ama şey araba satılacak. Arabalar üretilecek. Yabancı araba markaları fabrikalarını kuracaklar. Onunla ilgili herhalde. Evet. Meşhur bu orta direk taşına geldik. Buyurunuz. Abi bu adam ne yapıyor malayla? Taşı betona mı gömüyor acaba? O adam zembil o. Uzandığı şey zembil. Bugünkü bizim valizimiz deyin. Anladım. Oradan ekmek falan çıkartacak. Yani bu kedinin baktığı adam
söğüş kelle satıyor. Ekmek arası. Vav, wow, o ekmeğin arasına kelle girecek ha söğüş. Evet, pilav üstü dönemde çok ünlü. Pilav üstü söğüş kelle. Evet. Çok ünlü. O kedi oturan çocuk da onun yardımcısı. Galiba ekmek falan çıkartıyor oradan. Zembilden. Anladım. O torbanın ismi Zembil. Güzelmiş. Kedi de söğüş seviyor gibi abi. Evet. Ben bu taşın haline bakarsanız bu resmin çekildiği dönemde taşın hala döndüğünü düşünüyorum Hüseyin. Yani öyle mi? Sabit ya dönmüyor. Bu deprem taşı o zaman dönüyordu diyorsun. Evet. İstersen onu biraz anlatıver. İşte burası, bunlar bu taşlar aslında yapıların köşelerine konuyor. Ne bileyim cami ise tam giriş kapısının iki tarafına konduğu oluyor. Ve bunlar dönüyorlar. Bir depremden sonra artık dönmüyorsa, tabii bir depremden sonra dönüyorsa en ideali o. Yapı zerre kıpırdamamış demektir. Ama artık dönmüyorsa yapı oynamış demektir. O anlamı var. Fakat bunun içinde şey deniyordu. Mimar Sinan kendi döneminde İstanbul'un tam merkezini ölçmek istemiş, hesaplamış, kitaplamış, hesap kitap yapmış ve buranın tam bu Şehzade Mehmet Camii'nin dış duvar köşesinin İstanbul'un merkezi olduğu kararına varıp oraya o taşı konmuş diyor. Güzel uydurulmuş hikayelerden. Sen ne ben diyorsun? İnanıyorum ona ya. Yaklaşık olarak İstanbul'un tam ortasına geliyor. Yani Suriç evet. İstanbul'un tam ortasına denk geliyor bu. Anladım. Hem deprem taşı diyelim hem de ortası yaklaşık olarak diyelim. Böyle bu işte. Resimde işte şu ağacı, polisi görüyorsunuz değil mi? Motosikletli polis bence o. Evet. Ellerini beline koymuş bize doğru bakan. Evet. Zannedersem 59 yılı falan olmalı. Tarih var mı bunda? Evet, 58. 58 yılı olarak kaydedilmiş. Heh. Bu resimde işte 58-59 olmalı ki o ağaç da gidecek. Yani yol çalışması bitmiş ama o ağaç da gidecek. Evet. Hemen bu resimden bana göre bir sene içinde o ağaç da gitmiştir 6 ay içinde. Evet, polis de çok şık ha. Deri çizmeler maşallah diz üstüne çıkıyor. Ya ben onları da görebildim. Motosikletli polisler. Tam bir Texas polisleri gibiydi ya. Kovboy gibi. Hakikaten çok güzel görüntüydü o elbiseleri. Deri. Evet. Hele bir de motorun üstüne bindikleri zaman çok heybetli görünüyorlardı. O çocuk aklı olan yani. O trafik neyse artık motosikletli polisin baktığı adam sadaka taşının orada mı? Yoksa sadaka taşı biraz daha ileride. Biraz daha ileride sadaka taşı. Evet. Onda var galiba yakın çekimi. Evet. Fakat ben ağaçlara bayılıyorum ya. Yani caddelerin bu kadar güzel ağaçlandırılması, fazlasıyla yeşillik abi, olması. Ayhan abi sol taraf cadde ağaçlandırması değil. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa medresesinin içinden çıkan ağaçlar onlar. Bugün doğru söylüyorsun. Bir doğru sürü medrese. Hani ben genel görüntüde görmek, bak bu tarafta da Osman Baba'nın ağacı var. Yani evet, toplamda evet, çok güzel bir yeşillik olmuş. Var. Bütün bunları kazıdılar işte. Hepsi taş. Şimdi taş bu arada sadece taşla kaldı. Deminki görüntülerden yolun genişlediği anları da gördük. Şimdi en eski hallerinden birini görüyoruz. Ne kadar dar olduğuna bakın. Milyon taşını evet, gene görüyoruz orada. İstanbul'un orta taşı. Sevil yerinde. Sağdaki ağaç ve etrafında dikkatli bakılırsa demir bir perde var ağacın etrafında. Evet. O işte Osman Baba'nın 40 yıl içinde yaşadığı, yarı çıplak, ömrünü geçirdiği, öldükten sonra da türbesinin yapıldığı yer. Yer. Ve bizim 61. kapı dediğimiz Yeniçeri Ortaları'nın merkez kapısı ve Fevziye Kıraathanesi'nin olduğu yer orası.
Israrla hani bir yerden ayrılmadan bol bol resim verdim ya. Tam o nokta. Evet. Boşuna durmadık orada diyorsun. Evet. Özel bir yer orası. Kimdir bu Osman Baba abi, sürekli onu andık. Resmine gelince anlatalım birazdan onu. Tamam. Abdullah biraderlerin fotoğrafında sonunda Osman Baba'nın türbesini görmüş olduk. Evet. Ve tahmini Reşat Ekrem Koçu'nun ansiklopedisinden, İstanbul ansiklopedisinden Osman Baba tasviri. Şimdi bunu biraz, üç tane ayrı hikayesi var. Yani yer kazanmak için yaptılar herhalde. Pardon, bir de bunun ilk basımında var bu çizimler. Sonraki basımlarında yok. Onun için özellikle koydum bunu. Biraz karışık olmasına rağmen görüntünün. Bak mesela en baştakini ben okuyayım. Aşina olduğum için ben okuyayım. Başka bir hikaye bu. 80 yaşında bir kemankeşin, yani okçubaşı gibi anlayın onu, pehlivan okçu, Kanuni Süleyman devrinde okçulardan ok alan namlı kemankeş 80'lik Ahmet Ağa'ya bir okçu çırağı, baba sende kiriş gelecek kuvvet var mı ki dedi. İhtiyar at üstünde çarşı kapısının zincirlerine sarıldı, bacaklarını hayvana sarıp kollarını kısınca altındaki atı havaya kaldırdı. Bu bir hikaye. Evet. Öbür taraftaki hikaye göğüs perçemi. Eski kabadayılar göğüslerindeki kılları ustura ile tıraş ederler. Yalnız bir tutam kıl bırakırlar. Kudretlerine göre bu kıllara boncuk veya inciler geçirip bağlarlardı. Bu göğüs perçemi bundan kalmadı. O moda Yeniçerilerde devam etti. Sonra kabadayılarda da devam etti. Göğüs tıraş edilir. Ortada bir takım kıl bırakılır, o taranır ve üstüne varlığınca, gücü olduğunca değerli taşlar asılırdı. Küpe gibi. Esas hikayemiz şimdi Osman Baba'nınki. Onu okuyorum. 4. Sultan Murad'ın anası Kösem Sultan'la evlenmek isteyen çıplak deli, adı Osman Dede'ydi. 40 sene Aksaray'da bir ağaç kovuğunda ana doğması çıplak yaşamıştı. O günlerde Aksaray diye geçen yer tam burası. Hı hı. Biraz geniş anlatmış yani semti. Evet. Bir gün Sultan Murat tedbil gezerken hey Murat, dul ananı bana ver diye bağırmıştı. Herkes Osman dedenin eceli geldiğini sandı. Fakat padişah saraya döner dönmez müthiş bir kriz ile ölüm döşeğine yattı. Çıplak Osman Baba'yı idam ettiremedi. Bu varsayım diye zannettiğiniz şey bütün tarih kitaplarında geçiyor. Hakikaten o 4. Murat bir şehir gezmesinden dönüyor, bir inme iniyor ve yataktan kalkamıyor. Yani birbirine bağdaştırılmış güzel bir hikaye olabilir. Evet. Vakavünüsler bunları günlük olarak tutuyorlardı, padişahın yanındakiler. Gerçek olabilir ama güzel. Osman Baba evet. Da işte burada böyle çıplak olarak yaşamış. Evet. Ve de halk tarafından çok sevilen biri. O yolun ortasında kalan bu ağaç, onların oraya gömmüşlerdi, türbe yapmışlardı. Evet. Yola gidecek diye orayı yıktıklarında halk ayaklandı. Osman Baba'yı çok tutuyorlardı. Osman Baba'nın tutulmasının başka bir şeyi daha var. Sadece halk değil, ilim adamları da tutuyordu. Bir nevi bunun söyledikleri saçma sapan şeyler söylermiş. Bir sayılarla. Ebced hesabı diyorlar, çok derinle inmeyeceğim. Fakat o bahsettiği olay, atıyorum 6 ay sonra, 1 sene sonra gerçekleşiyormuş. Hemen geriye dönüp bu böyle söylemişti tarihlerini bakıyorlar, tutuyor. Onun için çok inanıyorlar buna, çok seviyorlar. El üstünde tuttukları bir adam. Devam edelim. Ve o yüzden halk ayaklanınca ne oldu? Hüseyin, nereye bağlayacağını anlayamadım, pardon. Abi mezarı kaldırmak istediler dedin. He.
mezar, pardon, özür. Demin suluk diye gösterdiğim yere, caminin içine taşındı. O noktaya yeni bir türbe yapıldı. Şu anda evet. Mezarı orada. Yani Şehzade Mehmet Camii'nin haziresinde yerini aldı. Evet. Abi o köşede sen bana bir hikaye de anlatmıştın. Orada 61. kapı mı ne varmış? Evet. Ve orada bir nöbetçi kulesi var. Sultan her geçişinde bir şerbet hikayesi vardı galiba. Neydi o? Şimdi bu iki tane Yeniçeri ortası var İstanbul'un içinde. Birisi burası, eski odalar diye geçiyor. Sonra bir tane de Et Meydanı dediğimiz Horhor'un orada büyük kışla yapıldı. Yani tahmini olarak söyleyeyim, burayı bir olarak büyüklüğünü düşünün, Et Meydanı 8. Yani bunun 8 büyüklüğünde bir yer yapıldı. Şimdi ikisini de kuran Fatih, fakat her seferinde hemen hemen her padişah tahta çıktığında burada bir yenileşmeler, bir büyütmeler, gelişmeler oluyordu. Buradaki hikaye de şu, Süleyman'a atfedilir Kanuni'ye. Buradan geçerken bir gün Mesai değil de bizim Osmanlı bu yolu ana cadde diye kullanıyor. Yani Edirne kapıya çıkıyor burası. Özel günlerde bunun önünden geçiliyor muhakkak. Padişahları, atalarını padişah gider dua eder camisinde, türbesinde. Yolu buradan geçiyor. Bir gün buradan geçerken susamış, kapının önündeki nöbetçiye elinde şerbet varmış adamın, hemen ikram etmiş padişaha. Padişah da içtikten sonra, bu ne güzel şerbet, ben sarayımda bile böyle lezzetli şerbet içmedim demiş. O içtiği boşalan bardağın içine de altınla doldurmuş, geri vermiş. Ondan sonra bu bütün padişahlarda anane oldu. Bütün kaynaklarda görünüyor. Buradan geçen padişah burada bir durur. Şerbeti ikram edilir. Şerbeti içtikten sonra bardağın içi doldurulur. Hatta ileri de gidilmiş. Bardak yetmez olmuş. Padişah önermiş bunu. Yanında bir de kase geliyormuş. Onu da altın doldurup veriyormuş. İşte tam bu bizim Fevziye Kıraathanesi dediğimiz o demin yeni resimlerde çelik büfe diye görülen yer. Üstünde o girişin üstünde ikinci bir kat yapılmış padişah kasrı diye. Orayı kullanmamış hiç ama o oturur diye oraya ikinci kata bir kasır yapmışlar. Oturma dinlenme yeri. Evet. Asıl hikayemiz de burada anlatmayacağım hiç onu. Çok uzun sürecek. Evet, zaten evet. Çok açtık vaktimizi. Esas hikayemiz de 1896'da işte bu türbenin demirleri ana karakter olacak. 1896'da direkler arası cinayeti diye gazetelere çıkan Arap Abdullah'ın Pehlivan Mehmet'i öldürmesi, bıçaklayarak öldürmesi olayı olacak. Aynı noktada. Evet. Evet. Hüseyin abi Özkan'ın gurme turları da var İstanbul üzerinde. Ben şimdi soru sormak isterim. Yani şu an İstanbul'da şerbet nerede içilir? Var mı, kaldı mı öyle bir yer? Şeyde işte Vefa Bozacısı. Şıra, şerbet, boza hepsini satıyor. Evet. Bence Hafız Mustafa'nın şerbetleri gayet güzel Hüseyin. Evet. Yani bir de Gülhane'ye inen, Ayasofya'nın önünden Gülhane'ye inen sağ kolda bir tane şerbetçi var. İsmini hatırlamadım. O da ünlü. Onun şerbeti çok çok özel. Vitrinden görüyorsun. Koca bir kazanın içinde el değmeden kazanın içinde yapılıyor. O farklı bir lezzet. Osmanlı lezzeti o şerbette var. Evet. O işte benim bayıldığım fotoğraf, pardon çizim bu. Bunun kaynağını söyleyiver. Barbaros. Evet. Blenden'di değil mi? Blenden, evet. Şimdi burada Sebil zaten çok güzel çizmiş. Arkasında benim suluk dediğim yer.
Sonradan Osman Baba'nın türbesinin kalktığı yer. Cami görünüyor. İşte sol tarafta da meşhur Osman Baba'nın türbesi. Evet. Yola gitmeden önceki hali. Evet, şeyi de söyleyelim. Tam karşıda gördüğümüz küçük kubbede Rüstem Paşa. Onun yanında Sebil'in üzerinde büyük bir kubbe gözüküyor. O da Şehzade Mehmet'in türbesi. Ama ne kadar güzel çizmiş adam değil mi? Bak arkada evet, su terazisi yani, falan mükemmel bir çizim ya. Bu arada aynı çizerin bizim Azap Kapı'mızı da çizen oydu, köprüyü. Evet evet, o köprüyü falan diyorsun değil mi? Evet, onu da çok canlı çizmiş. Evet. Evet, yine bu konağın önündeyiz. Tamam. Yürüyelim, bayağı bir vakit alacak. Evet, direkler arasında bir arşınladık, geri döndük veznecilere doğru. Ve şu an tam olarak başladığımız yerdeyiz. Şu evet. Şeylerden bir ikisini Hüseyin'le okuyuversin ya. Bu da şeyden, biz dört haritayla birden çalışıyoruz. En anlaşılırlığı, yani görsel olarak Perviç ağırlıklı kullanıyoruz. Bu da Alman evet. Mavilerinden. O da mesela başka Perviç'in kullanmadığı isimleri kullanmış. Mesela Azemoğlu Cami. Hüseyin sen daha iyi okursun. Acemoğlu Cami. Yani ben yazılışıyla okudum ki vurguladım onu. Evet. Yani şeye atfediyorlar. Bugünkü isminin yanlış olduğu gibi. Acemoğlu Hamamı diye geçiyor. Doğrusu Acemi oğlandır. Evet. Bu adam da Azem, yani İranlılara vurgu. İranlılar hamamı gibi. Hamam da değil, cami demiş. Yani hamamı göstermemiş herhalde, değil mi? Pardon, buradaki camiymiş, evet. Hamamı. Hamam yanındaki yapı. Hamam yanında da evet, göstermemiş burada. Göstermemiş, evet. Dur bakayım gene bir şey yazıyor mu? Başka bir şeyler daha soracağım. Tamam. Yer tayini içinde. Şurada evet. Maison diye başlayan bir Dela diye, onu bir okusana bizi tekrar. Maison de la Préfecture diyor. Yani valilik ya da kaymakamlık. Tamam. Aşağı doğru götür bizi oradan. Biraz sonra yakın çekimlerini de göreceğiz. Ha, bu pardon. Yukarıda Kalenderhane Cami falan var. Onları da evet. Gördük. Tamam. Bizi aşağı doğru şurayı oku Hüseyin. Taşan'ın Çukur Çeşme. İşte meşhur Kırk Çeşmelerden bir tanesi değil mi? Evet. Ve biraz Çukur. Sonra göreceğiz. Bir üstünde dursana bizim Kızlar Ağası Hamamı'nın. Burada isim yazılı değil. Aşağıda. HP arasındaki o boş nokta. Heynin sağ tarafı. Heh, aşağısı. Yok. Heynin sağ tarafı. Orası. Evet. Çünkü birazdan göreceksiniz Taşan'ın tam karşısı bahsettiğimiz yer. Yani Taşan'ı da biliyorsunuz. Orada diziler çekildi, filmler çekildi. Şu an kapalı restorasyon sebebiyle. Onun hemen bir üst sokağında ise Çukur Çeşme var. O Çukur Çeşme de Mimar Sinan'ın çeşmelerinin ama bayağı yol seviyesinin altında kaldı. Ve maalesef orası zamanla bir çöp çukuruna dönüştüydü. İşte Ayhan abi, Ahmet Faik bir gezilerinde bu fotoğrafları paylaştılar. Burası bir çöp çukuruna dönüşmüş deyince İstanbul Belediyesi ve sağ olsun Kerim Altuğ uyarıları sayesinde burası temizlendi. Yoksa evet. Çöple dolmuştu. Şu an Ayhan abinin de bunu vurgulaması sayesinde bu çeşme şu an tertemiz gözüküyor. Evet, onu da göreceğiz. Şimdi tam bu yol ismindeyiz. Buraya ilgili var mı söyleyeceğiniz, devam edeyim mi? Yok işte bu okuyabilenler okusun. Mesela Kuyucu Murat Paşa'yı da yazmış orada. Evet. Nerede yazmış? Veznecilerin altında, evet orası. Yani burası Vezneciler. Orayı okuyayım. Evet, Kuyucu Murat Paşa Medresesi demiş, evet. Altta mesela Hasan Paşa'yı bahsetmiş medresesini. Evet. Nerede? Sağ olun. Tamam.
Buraya ileriki bölümlerde devam edeceğiz. Hasan Paşa Medresesi. Burada ise Darül Fünun Osmani. Osmanlı Darül Fünun'u diyor. Zaten oralara geleceğiz şimdi. Göstereceğiz tamam. Resimlerini. Evet, sonraki bölümlerde de. Şimdi tam yine Bezneciler tarafından direkt arasına bakıyoruz. İşte ilk başta 10. yıl kutlamasının takı buraya, aynı yere bakıyoruz. Tak evet. Buraya konmuştu. Evet. Bak şimdi Hüseyin, bu bir resme geri gitsene. Şu anda ön caddenin önündeki binalar gitmiş, adamın arkasını sırtını dayadığı yer bizim acemi olanlar hamamı. Bak meydana çıkmış. Sonra tekrar kapanacak. Evet. Sonra bu görüntü tekrar kapanacak. Adamın durduğu yer gidecek. Oraya Celal Ağa konağı konulacak. Evet. Ferah sinemasını görüyoruz. Evet. Ama burada daha çok sanki tiyatro gibi, bakın, topluluklar var. Dans eden topluluklar. Beynel minel varyeteler diyor. Yabancı dans toplulukları falan geliyor. Bu daha da eski yani, henüz tiyatro. Demin gazino bir şey bahsettim ya Hüseyin. Hani bahçede sirk de vardı diye. Bak oradaki çizimlere. Evet, evet. Bravo. Burada görüyoruz zaten. Ama bu binanın içinde değil. O bahçedeydi. Yandaki bahçedeydi. Ama yani Ferah'ın sinemasında, belki de bizzat kapalı mekan sinemanın içerisinde, ona göre düzenleme yapılıyor. Yani evet. Bilmiyorum da ben öyle biliyorum. Bak şu arkadaki yazıyı okusanıza, bak, Naşit evet. Özcan, evet. Cemal Komik Sahir, birleşiğili yani ortaklığı. Evet. Beraber evet. Onlar da tiyatro yapıyormuş orada. Bu Adile Naşit'in babası olan babası. Naşit Bey. Evet, Adile Naşit. Ve onun cenazesinden bir görsel, Cengiz Kahraman Arşivi. Öyle mi? Ha. Devrin kapandığı bir an olsa gerek. Burhan Arpat şöyle anlatıyor müsaadenizle. Tiyatrosunun önünden son bir defa geçilmesi sağlığında hep söylenmişti. Kahveciler, berberler, aşçılar, tütüncüler ve bütün esnaf dükkanların önüne çıkmıştı. Başlar öne eğilmiş, bakışlar ıslanmıştı. Direkler arasının en son temsilcisi Komik Şehir Naşit Bey şu daracık tabutun içindeydi. Bütün direkler arası ağlıyordu. Halk yığınlarının her zaman sıkıntılı yaşayışına canlılıklar, umut ve neşeler katmış Komik Naşit ölmüştü. Hilal, Milli, Ferah sinemalarında filme ara verilmişti. Afişlerin ve fotoların üzerleri kara bezlerle kapatılmıştı. Hulvat Tiyatrosu'nda en son perde oynanmıştı ve perde ağır ağır inmişti. Böylece bir dönem... Evet, çok güzelmiş. Bak buradan ben bir şey hatırlatayım. Sağ arkada yangın kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi var görüntüde. Evet. Yani böyle bakarsak biz onu görmemeliydik. Yanındaki Ferah Tiyatrosu, Turan'ın o kuleye doğru olan yanındaki bina Ferah Tiyatrosu daha yüksekti. Biz bunu görmemeliydik. Yine bunun tarihlerini okuduğumuzda burada ortalama 4 sene aralıklarla buraları binalar yerle bir olacak kadar yangın geçiriyor. 4 evet. Sene ortalamasıyla. Yani demek ki hemen yerine tekrar yapılıyor tabii. Ağırlıklı olarak ahşap ya. Ya parası olan için sorun değil. Hemen tekrar yapabiliyor. Bak Ferah Tiyatrosu yok şu anda mesela. Üst katı yok. Evet. Devam ediyoruz. Evet, devam. Konağın o taraftayız. Ve bu sefer Bezneciler yönünden yine... Şimdi buradan aslında Acemoğlan hamamını görmemiz bugün mümkün değil ama işte bu fotoğrafta görüyoruz. İşte dediğim gibi hemen önüne o Celal Ağa konağı falan yok. Bak binalar şimdi yapıldı. Acemoğlan hamamı içeride kaldı. Ben pardon Hüseyin, ben biraz bunda başka bir şeyler anlatmak istiyorum. Tamam, doğru. Sağ tarafımızda elektrik direği diyeceğim ben ona, doğruysa. Eli
arkasında bir adam yürüyor. Evet. Durduğu yer Letafet Apartmanı'nın olduğu yer. Evet. Onun önünde yürüyor. Letafet de yeni yıkılmış. Bu fotoğrafta tarih var mı? 1950'li yıllardayız. 50'li yıllar. Evet. Mı? Ben söyleyeyim. Yıkımların başladığı yıllar. 57 yıkımlarının başladığı yıllar. Eğer tarih yoksa. Evet. Letafet Apartmanı orada. Tam karşısındaki boşluk, yani hamama doğru baktığımız yer, şimdi üniversite oralara kadar geldi. Fakat bu yıkım esnasında son yıktıkları bina burada hamam vardı, pardon, fırın vardı. Yine haritada göreceğiz onu da. Bugün oraya kadar geldi. Nedir o? Üniversite geldi oraya kadar. Bir başka şeye de gönderme yapalım. Yine aynı yerde 1920 16 Mart şehitleri olayının geçtiği Letafet Apartmanı'ndaydı o birlik, saldırıya uğrayan birlik. Karşısında da şu fırının varsayılan yerinde de mızıka karakolu vardı. Geçici bir karakoldu o. Hı hı. Oraya bakıyoruz şimdi. Evet. Ama esas saldırıya uğrayan karakol sağ tarafta Letafet Apartmanı'nın olduğu yerdeki karakoldu, değil mi? Olay şöyle, 1918'de İstanbul işgal ediliyor fakat iç işlerinize karışmayacağız anlamında bir işgal bu. Hı hı. Sadece belli noktaları işgal edeceğiz diye. Fakat 20 yılında bu sözlerinden dönüyorlar. Buna rağmen kural yine de devlete haber vermek. Biz buralarda işgal edeceğiz demeleri. Yapıyorlar fakat şöyle yapıyorlar, kılıfına uydurarak. Sabahleyin 9'da işgal edeceğiz diyorlar. Gece 1'de geliyorlar buraya. Yani kitabına uydurdular. İşgal şeyini göndermişler. Hı hı. Ama sabah 9'da yapacağız işgali derken karakollara el koyacağız diyorlar. Fakat gece 1'de başlıyor. Evet. Letafet Apartmanı'nda o bastıkları 10. Kafkas Tümeni, Kemalettin Sami, o dönem albay, Atatürk'ün İstanbul'daki gözü kulağı, Atatürk'ün silah arkadaşı, sonradan general olacak kendisi. Onu tutuklamaya geldiler. Fakat o gece burada değil. İşte bu buraya Letafet Apartmanı'nı, daha doğrusu 10. Kafkas Tümeni'ni korumak için bu boş alana geçici bir mızıka karakolu denen bir karakol kondu. Anlaşıldı. Bu tümeni korumak için. O da yaklaşık olay böyle. Buradaydı. Burada da bir fırın olduğunu evinde. Evet, evet. Evet. Ve o karakolu bastılar, askerleri öldürdüler. Evet. Evet. 16 Ve olay çok karıştı ondan sonra. O Mehmet Yüceylan'da yakında yeni yaptığınız o programda da bahsi geçti. Aslında o fotoğrafları İtalyan çekmedi. Burada sansüre takılacağı için Atatürk bilhassa kendisi emir verdi Rüşen Bey'e. Rüşen Bey de buradaki adamlarla irtibata geçti. Resimleri biz çektik. Yani Türkler çekti. Sansüre takılacak diye Avrupa'ya kaçırdılar resimleri. O İtalyan'a ulaştırdılar, o yayınladı Avrupa'da. Evet. Yani dünyanın böyle haberi oldu. Evet. Evet. Bizim odak noktamız... Dünyanın da bir yıl kadar sonra haberi olmuş. Pardon. Evet. 6 ay. 4 ay diye geçiyor. 4 ay sonra yayınlanmış. Mayıs, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Evet, 4-5 ay. Evet. Letafet Apartmanı'na döneceğiz sonra bölgeye. Ama bizim şu evet. an noktamız hamam. Hamama doğru gidiyoruz. İçeri girdik. Evet. Duran sinemasının akışını görüyoruz. Öbür resme atmadıysam bu resme arkadaşları uyaralım da dikkatli baksınlar. Evet. Özellikle şu Turan 4 film birden diye yazanın arkasındaki yapı. Evet. Evet, orası. Şu çıkmalara dikkat edelim. Evet, bu çıkmalara dikkat edelim. Şimdi başka bir resim göstereceğiz. Evet, burada bir tartışma söz konusu. Bu hamam
Moğollar Hamamı konumuna ve Balaban caminin konumuna. Hah, geldik oraya. Lük. Balaban Camii bu hamamın komşusu gözüküyor. Yani bugünkü şu yolun ortasında gözüküyor. Evet, bizim durduğumuz noktalar Balaban Ağa Cami olmalı. Çünkü kafamız çok karıştı. Haritalarımız, belgelerimiz, fotoğraflarımız Hüseyin'den onu. Anlaşamıyoruz bir türlü. Orası mı burası mı? Evet. Ama nokta orası yani. Atıyorum. Evet. 5 metre yanılarak yeri bulduk da. Nereden nereye kadar da onu tartışıyoruz. Yani Balaban Ağa Camii'nin kalıntıları temelinin üzerinden yol geçmiş bugün. Ondan önce şimdi Acemoğlanları Hamamı'nın Celal Ağa Konağı'na ait bir yer oldu şimdi. Onun girişi burada. Yanımızda bakın. Evet. Acemoğlu Hamamı diye yazıyor. Oradan giriliyor. Fakat halka açık değil. Konağa ait burası. Otele ait. Kısaca Acemoğlanlarından da bahsedelim isterseniz abi. Yani bu Kapıkulu birimlerindeki ocaklara eleman yetiştiren bir kaynak burası. İşte Fatih zamanında Şehzade Camii ile onun karşısına düşen eski odalar ile Veznecer arasında buraya bir kışla inşa edildiği yazıyor. Bu Acemoğlanları tabii su tesisatı, kanallar ve hani bir takım medreselerin, hamamların inşasında çalışıp şehir yollarının tamiri ve temizliği dahi bu takım işlerle ilgilenebiliyorlar. Kasaplık, fırıncılık, hamallık bile yapıyorlar. Çobanlık yapabiliyorlar. Peynir ve yoğurtlukla ilgileniyorlar. Ve aslında böyle mekanlar arasında tarihsel bir 100 sene önce olan yerin yerinde tatlıcı olması gibi şu an İstanbul Belediyesi'nin olduğu yeri de dikkate alırsak aslında Acemoğlanları bir yerel yönetim hizmeti de görüyor benim anlamlandırmamda. Evet. Bu hamamda hani bu yapının hamam tarafı diyelim. Aslında çok nadir olarak kalan yapılardan İstanbul'da. Bu arada da eski odalardan yani o kışladan kalan tek yapı ayakta duran yer burası. Evet, yani peki. Eski odalar yıkılmışken Acemoğlanlar ocağına dokunulmuyor. İşlev değiştiriyor adım kadarıyla. Buraya hamamın işletmesi zamanla ocak dışından kişilere verildiğini biliyoruz. Mesela 18. yüzyılda Rumeli'den İstanbul'a gelen Süleyman Ağa Acemoğlu Hamamı'nı işletiyor. Hatta bunun 1778 yılının Kurban Bayramı'nda bir erkek çocuğu oluyor. O da meşhur yine bizim buraların klasikinin önemli temsilcilerinden Hammamizade İsmail Dede Efendi. O doğan çocuk. Böyle bir anısı var buranın. Bu semt tabii anlaşılacağı üzere müzik kültür tarihine çok dokunan bir açıdan temas eden bir semt. İşte günümüzde bir otelin alt kısmında bu hamamın sembolik bir kısmı kalmış durumda. Yanına da turistik bir hamam olarak işletiyorlar. Fena abin dediği gibi.